Güzel bir peynir yapacağım. Sütümü aldım. Şöyle kooperatiften günlük taze süt. 5 litre tenceremde burada. Süzerek başlıyorum. Bismillah diyerek peynir yapacağım. 5 kilo sütten mayalayacağım. 5 kilosu da bir şeker kaşığı maya kullanıyoruz. Şöyle arada karıştırıyoruz. Kesinlikle fazla ısıtmıyoruz. Evet, sütüm alındı. Ocağı kapatıyorum. Mayasına veriyorum. Şöyle bir şeker kaşığı 5 kiloya vereceğim. 10 kilo yaparsanız 2 şeker kaşığı. Şöyle bir şeker kaşığı mayamı sütüme katıyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Sütümü de buzdolabından çıkardığım için 10 dakikada tam kıvamına geldi ısınma derecesi. Dolapta değilse 5-6 dakikada ısınması yeterli. Buzdolabındaydı benim sütüm, sabah aldım. Bunun için 10 dakika sürdü ısınması. Yani fazla ısıtmadım. Çok hafif ılınması gerekiyor. Dışarıdaysa sütünüz, eğer dolapta değilse 5 dakika yeterli ısınması için. Şöyle karıştırdım. Her tarafına maya yayılsın. Kapağını kapatıyorum. Üzerine de şöyle bir bezini örteceğim. 45-50 dakika sonra mayalanmış olacak peynirim. Evet, mayaladığım peynirimi şöyle bezime aldım. Örtüyorum. Peteğimin yanına da getirdim. Daha çabuk olacak peynir. Evet, şöyle sarıyorum ve bırakıyorum. Peynirim oldu. Şöyle 45 dakikada güzelce mayalandı. Burada da süzmek için şöyle 10 kiloluk un çuvallarından yıkadım. Devamlı onu kullanıyorum peynirimi. Altına da ilan koydum. Bu ilanı peynir suyum süzülecek. O süzülen suyu da peynirime koyacağım. Burada da gördüğünüz gibi harika bir peynir olmuş. Şöyle alıyorum ve koyuyorum. Tam 45 dakikada oldu peynirim. Isıtma süresi de 10 dakika sürdü. Buzdolabından çıkardığım için sütümü, yoksa daha erken. Fazla ısıtmıyoruz. Kesinlikle püf noktası ısıtmak. Çok ısıtırsanız suya kalkar peyniriniz, olmaz. Buzdolabından çıkardıysanız benim gibi tam 10 dakika ısındı. Ilık ılık, şöyle ılık bir süt olacak. Şahane bir peynir oldu. Burada kapatıyorum. Bu kalanını da böyle tencereyle birlikte koyacağım. Mayaladığım peyniri süzgece koydum. Şöyle tenceremden boşalttım. Ağzını bağlayıp şöyle çeşmeye asacağım. Köyde yaptığımız zaman ağaçlara asardık. Burada şimdi çeşmeye asacağım ben. Aynı işlemi, yani köydeki işlemi burada da uygulayacağım. Peynirimi böyle güzelce bağladım. Burada süzülecek. Suyu süzüldükten sonra üstüne ağırlık koyup şeklini alsın diye bastıracağım. Şu an süzülmede. Peynirim süzülmeye devam ediyor. Burada süzüleni aldım. Bu yeterli peynirim için. Geri kalanı süzülsün. Peynirimin süzülme işlemi bitti. Şeklini alması için şöyle tablanın üzerine koydum. Üzerine de şişesini koydum. Şöyle su şişesi.
şeklini alacak. Daha sonra kesimini yapıp tuzunu vereceğim peynirimin. Burada da suyu peynirin. Peynirim süzüldü. Şeklini de aldı. Çıkarıp şimdi kalıbından kesimini yapacağım. Tuzunu vereceğim peynirimin. Peynirimin kesimini yapıyorum. Şöyle çeviriyorum. Biraz yamuk oldu herhalde bu. Olsun, önemli değil. Ve tuzunu vereceğim peynirimin. Peynirimin tuzunu veriyorum. Şöyle iri tuzdan, kaya tuzu. Sabaha kadar böyle tuzuyla duracak peynirim. Buzdolabına koyacağım bu şekilde. Sabaha da kavanoza koyup suyunu vereceğim. Kapağını kapatıp olmasını bekleyeceğim peynirim. Peynirim oldu. Şöyle güzel bir kavanoz aldım. Kavanoza dolduruyorum. Akşam kestim, tuzladım. Bugün de kavanozlayıp peynir suyunu koyup dolaba kaldıracağım peynirimi. Peynirlerimi kavanoza doldurdum. Harika peynirler oldu. Şöyle şuraya bak. Mis gibi. 5 kilodan da iyi çıktı yani. Güzel peynir çıktı. Burada da peynir suyum. Biraz tuz atacağım. Peynir suyuma da peynirlerimi vereceğim. Kapağını kapatıp dolaba kaldıracağım. Harika peynirler. Ben çok severim köy peynirini. Ve canım istediği zaman da yaparım. Oğlum da sever. Oğlumla ikimiz severiz. Peynirimi, suyunu veriyorum. Tam tarifini verdim. Yaparsanız olmama gibi bir şansı yok. Yeter ki sütünüzü fazla ısıtmayın. Dediğim gibi buzdolabındaysa sütünüz 10 dakika ısıtın. Değilse 6 dakika yeter. 5 kiloya da 1 şeker kaşığı maya tamam iyi geliyor. Gördüğünüz gibi harika peynirler oluyor. Kapağını kapatıp dolaba kaldırıyorum peynirlerimi. Peynirlerimi şöyle güzelce suyunu da koydum. Kapağını da kapattım. Buzdolabına kaldırıyorum. Yaparsanız sizlere de afiyet olsun. Bizlere de afiyet olsun.